Ben yeni bir deney yapmak istiyorum arkadaşlar. Deneyimizin konusu da şu olacak. Çift bataryalı bir elektrikli bisikletin bataryalarından birisini yolda böyle 12 volt 44 amperlik bir bataryayla şarj edebilir miyim? Bunu yapmak istesek ne tür ekipmanlara ihtiyacımız olur? Ve bunlar nasıl sonuç doğurur? Bu işlem teoride yürüdüğü gibi pratikte de yürür mü? Onu denemek istiyorum. 12 volt 44 amper bir bataryayla çift bataryalı bir elektrikli bisiklet yolda şarj edilebilir mi? Deneyi yapmak istiyorum. Ama buna benim kendi bütçem yetmez. Şirketlere de sponsorluk için başvurmak istemiyorum. Çünkü bu çok uzun bir sürece dönüşüyor ve bu sırada da menfaat ilişkileri işin içine girdiği için bana uymuyor o işler. O yüzden kanalın kendi izleyicilerinin bu deneye sponsor olmasını istiyorum. Sponsor olursanız bu ilginç deneyi gerçekleştirebiliriz. Deneyin konusunu tekrarlayayım. Bu 12 volt 44 amper bataryayla yolda bisikletimizin bataryasını şarj edebilecek miyim? Bu tek bataryalı bir bisiklette olmaz. Hemen onu belirteyim. Benimki gibi çift bataryalı olması gerekiyor. Bir de şunu hemen özellikle belirtmem gerekir. Hem kullanayım hem şarj edeyim deneyi olmayacak bu. Bataryalardan birisini bir süre kullanacağız. Sonra diğer bataryaya geçince bu bataryayı kullanarak elektrikli bisikletimin o biraz önce kapattığım bataryasını şarj etmeye çalışacağız. Olur mu, olmaz mı? Ne şekilde olur? Ve işe yarar mı? Bunu deneyimlemek istiyorum arkadaşlar. Bu yapımın konusu bu. Bu arada bataryamızı da inceleyelim. Burada bir XT60 soketi var. Ondan sonra boyutu da gördüğünüz gibi yukarıdan küçük. Burada da 3 parmak genişliğinde. Burada ilginç bir şey var. Bunlar balans kabloları. Bataryanın içindeki piller pek hoş piller, iyi piller olmadığı için balans sorunu çıkabilir diye buraya böyle bir bağlantı yaptım. 3 seri 20 paralel gibi düşünün bunu. Bu 3 seri için bu 3 bağlantı kabloları var. Balans sorunu oluşursa buradan ölçebilirim ve buradan da balansı gerçekleştirebilirim. Bu bağlantı özellikle bu amaçla yapıldı. Boyutları küçük ve yaklaşık bu 2,5 kilo var. 60 çarpı 50 gram 3 kiloyu bulur, doğru. Bu 3 kilodan az değil. Bunu doğrudan bir elektrikli bisiklet bataryası yapabilirdim 60 pille. Ama piller çok tutarlı olmadığı için o işi yapmadım. Çünkü böyle bir durumda bu pillerden biri veya birkaç tanesi bisikleti sürerken hemen su koyabilir. Bu durumda bu batarya kısa sürede kullanılamaz hale gelebilirdi. Ama bundan düşük amper çekersek, yani böyle çok yüksek amperler ve çok yüksek voltajlar çekmezsek, bunu bir güç ünitesi olarak kullanıp bataryamı yolda şarj edebilirim. Bu da beni bağımsız kılar. Yani yanımda şarj cihazı, aslında onu da taşıyacağım. Mı? Eğer yol mu bağ? Böylece bisikletimi yolda şarj etme deneyini gerçekleştireceğim. Bunun için sizin sponsor olmanız gerekiyor. Sponsor olmasanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bu deneyi yapmamış olur sadece. Ve bu bataryayı ileride başka amaçlar için, 12 volt başka amaçlar için kullanırım. Ve böylece kenarda durur. Öbür türlüsü ne olur? Öbür türlüsü çift batarya kullanan elektrikli bisiklet kullanıcıları için ilginç bir konu olur. Bataryalardan birisini kullan. Sonra yarıya geldiğinde o bataryayı kapat. Diğer bataryaya geç. Sonra bununla biraz önce kullandığın bataryayı da şarj et. Bunun için hangi ekipmanlar gerekli olur? Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Ben şöyle bir şey öneriyorum. Şu yöntemi deneyelim. Onun sonuçlarını merak ediyorum gibi. Siz de önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki yapmayalım bu deneyi. Oturalım. Zaten şu anda herkes bir şeyleri bekliyor. Fakat bu herhalde biraz dikkatimizi dağıtır ve bizi heyecanlandırır. Kötü mesajlardan bizi bir süre uzaklaştırabilir. Çünkü herkesin önerisini dikkate alacağım, ciddiye alacağım sponsor olanların. Ve o yönde bir
deney gerçekleştireceğiz. Evet, bunu bir inverter'a bağlayıp oradan şarj cihazıyla, kendi şarj cihazıyla mı şarj edelim, yoksa bir voltaj booster ile, voltaj yükselticiyle voltaj yükseltip o şekilde mi çıkış alıp bataryaya akım gönderelim? Her yol mümkün. Hepsi olabilir. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Hep beraber göreceğiz. Sponsor olursanız bu deney gerçekleşecek. Sponsor olmazsanız bu batarya kenarda bir süre duracak arkadaşlar. Bu yapım konusu da buydu. Sponsorlukla ilgili bana e-postayla ulaşabilirsiniz. Böyle burada deli paralar söz konusu değil. Ben zaten YouTube'dan deli paralar kazanan birisi değilim. İşte bir grup arkadaş, izleyici bu deneyi gerçekleştirmeye çalışacağız. Olmasa da ne yapalım? Yolumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere.